Efendim aşkım? Aşkım, işim bitti. Taksimden dolmuşa bineceğim şimdi. İnşallah köprüde trafik yoktur. İnşallah vardır hayatım. Anlamadım. Ya balayından yeni döndük. Benden bu kadar çabuk mu sıkıldın? Hayır aşkım. Trafik varsa hani şoför hız yapamaz diye. Yoksa tabii ki çabucak gel. Sen neredesin? Ben şeydeyim aşkım. Sana ben küçük bir sürpriz yapmak istedim. O yüzden evin altındaki marketteyim. Birazdan eve geçerim. Ya romantik serserim. Tamam, sana anlık konum atıyorum. Haritadan nerede olduğuma bakıp ona göre hazırlarsın o zaman sürprizimi. Öptüm, seni seviyorum. Ben de. Umarım tuvaleti gördüğünde de seversin beni. Pardon beyefendi, sizin işleminiz uzun mu? Bir dakika. İndirim vardı diyordu pakette. Beyefendi, yalnız onda değil, diğer ürünle kampanya var. Beyefendi, diğer kasalardan bir tanesini açar mısınız lütfen? Acelemiz var ama ya. Tamam beyefendi, şu an tek kasa, sakin olun. Sakin olamam beyefendi ben. Ben daha yeni evlendim, balayından dün geldim. Ha şimdi diyeceksiniz ki balayından dün geldiniz. Sizin mutlu olmanız lazım, sakin olmanız lazım. Ama sakin değilim beyefendi. Tamam mı? Çünkü balayında ben açık büfe bir otele gittim. Pizzanın içerisine yatırdım kebabı, dürüm yaptım, gömdüm. O baklavayı aldım, profiterole bandım, gömdüm. Sonra eşim iş için ofisine gidince ben de rahat rahat tuvalete gireyim dedim. Ama tıkandı. Anlıyor musunuz? O yüzden bu pompayla benim o tuvaleti eşim gelmeden açmam lazım. Ne anlatıyorsun sen ya? Bakın beyefendi, ben yeni evlendim. Tamam beyefendi. Birazdan kasalar açılır. Yalnız muhtemelen o elinizdeki işinizi görmez. Şu ilerideki raflarda onların büyük boyları var. Bu çözmez mi diyorsunuz? Daha büyük bir şey mi lazım? Tamam. Çiçeğe de hediye alacağım. Bir şey demiştim. Olmadı bir çikolata alırım ona. Evet, sıradakini alalım. Kolay gelsin. Ya. Bu sırayı kaybettim. Hangisini geçsem? Bunda daha az ürün var gibi. Borcunuz 134 lira 95 kuruş. Kuruş mu? Abi ben kuruş olayına dev bitiyorum, tamam millet. Borcum ne kadar diyorum? 134 lira 95 kuruş diyor. Ne? Kuruş mu? Çok kopuyorum ya. Kuruşu abi dolmuş da şoför uzatsan kafana atar, tamam mı? Gerçi atsa da atmaz ki yani. Sonuçta 5 kuruş, öyle değil mi? İnanılmaz bir şey. Çok kopuyorum bu mevzuya ya. Halbuki de bu mevzunun 5 kuruşun maliyetinin 5 kuruştan fazla olma durumu var. Abi yıkılıyorum ya. Bu büyük bir travma. Ya beyefendi, gerçekten inanılmaz bir tespit. Yani seyirciyi de aldınız. Acaba diyorum hani stand-up'ınızı başka bir yerde mi yaptınız? Acelemiz var. Stand-up ya, burada bir şeye değindik yani. Hoş seda olsun diye. Buyurun. Ha bir de kartla ödüyorsun. Niye kuruş şovu yapıyorsun bize ya sen? İlerler misin? Aa, gülün diye yaptım ya. Bu ne ya? Nezaketsiz insanlar. Kusura bakmayın, bu kısa kapandı. Sayım yapacağım. 50, 100, 150. Hanımefendi, benim 2 tanecik ürünüm var. Bunu alın, sonra sayın. Sayın hanımefendi, sonra sayın diyor. Duyuyor musunuz beni? Sonra saysanız. Kafam karıştı. Mutlu musunuz şimdi? 50, 100. 150, 200. Alo aşkım. Aşkım, ben gelmek üzereyim. Köprüyü geçtim. Nasıl ya? Neden bu kadar çabuk? Nasıl ki ya? Ha? Ay çok iyi değil mi? Ben de şaşırdım. Hiç trafik yoktu biliyor musun? Nasıl başardım ben de anlamadım. Altunizade'de trafik yoksa 15-20 dakikaya oradayım aşkım. Çok iyi. Başarıların devamını diliyorum aşkım. Altunizade tek umudumsun. Beyefendi, işlem hala sürüyor mu sizin? Bir saniye. Bundaki indirimi kullanınca bundaki indirim olmuyor mu? Olmuyor efendim. Tamam, sizin borcunuz 450 lira. Ha, burası bitiyor. Ne? 450 milyon? Ya bu nedir ya? Bunun içinde et yok, peynir yok. Vallahi bu soygun artık sizin yaptığınız. Ayıp ya. Oo, bu 2 saat söylenir. Neyse, gerçi siz de haklısınız. Patronlar ne diyorsa onu yapacaksınız. Yani. Aha, sitem kısa sür. Kusur, gerçek. Gerçek mi ya bu? Pardon. Beyefendi pardon. Kusura bakmayın. Benim acelem var.
Eşim konum attı da. Şu mavi nokta benim eşim. O gelmeden benim hemen tuvalete gidip bunu kullanmam lazım. Öyle mi? Ya benim de tek bir tanecik ürünüm vardı. Onu şey yapacaktım da. Acaba sıranızı bana verseniz olur mu ya? Çok müteşekkir olurum size. Müteşekkir mi? Uzun zamandır duymadığım bir nezaket cümlesi. Peki. Geçin ya. Tek ürün değil mi? Evet. İnsanlık ölmedi ya. Buyurun. Ay, çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Bana bak kız. Bu ürünü benden alacaksın. Tamam mı? İade alacaksın. Fiş istediniz, eve gittim. Fiş miş hiçbir şey bulamadım. İndirim dediniz. İndirimsiz çıktı. Alın bu ürünü benden. Hadi. Ah, size daha önce de söyledim. Bunu fişi olmadan iade alamıyoruz. Bir dakika ya. Tek ürün dediğiniz iade miydi sizin? Azıcık hadi git lan. Sana ne? Allah Allah. İade ise iade. Çabuk müdürü çağırın. Gerekirse müdürle görüşeceğim. Ben bunu vermeden buradan gitmiyorum. Hadi. Ben niye vicdan yapıyorum ki? Niye yapıyorum? O aldızhaneye gelmiş ya. Ya! Sen ne ara belirdin? Demişsin şurada azan ederken. Of ya! Allah'ım ya Rabbim. Yok, ben bu marketten çıkamayacağım vallahi. Hanımefendi, merhaba. Sizin işlem devam mı ediyor? 9.750, 9.800. Hanımefendiciğim, iki tane ürün. Yani hepi topu 100-200 bir şey vereyim, bitsin ha? Aa, 50, 100, 150, 200. Ya ben sıradan çıkmasaydım vallahi şimdi en öndeydim ya. Nolan filmi gibi zaman ilerledikçe ben geri gidiyorum. Şimdi Tufan, bu tel peyniri almayalım. Bu kampanyadan üçlü eko paketten labnet peynir alalım. Beşli ultra eko paket alırsanız kampanyaya giriyor. %10 indirim oluyor. Beşli diyorsun he. Şimdi kartlar yeniden dağıtılıyor. Topla. Ya bir kasa bu kadar tıkalı olamaz ama ya. Tıkanmayı sen iyi bilirsin. Konuşturtma beni. Ne diyordum Tufan'ın? Ya nerede kaldı kardeşim bu müdür? Çağırın gelsin ya. Allah Allah. Gerekirse kamera kayıtlarına bakalım. Beyefendi zaten kamera kayıtlarına bakıyoruz şu an. Kaç gibi buraya geldiğinizi bir söylerseniz eğer. Orası da vara gitti. Güzel ya. Vallahi ben sıraya giremiyorum. Olmayacak ya. Bir pompayı satın alamayacağım. Bu kadar zor olmamalı ya bir pompa satın almak. Öyle değil mi beyefendi ya? Beyefendi sizinle konuşuyorum ya. Sizinle konuşuyorum. İnsan bir cevap verir yani. Kendi kendime deli gibi konuşuyorum burada. Allah'ım ya. Allah. Ya uçakla mı geliyorsun abi? Uçakla mı geliyorsun aşkım? Abi tamamdır. Borcum 1223 lira. Bitti galiba. Tamam. Sıradan alabilirim. Buyurun. Siz geçin isterseniz. Hayır, hayır. Siz geçin. Ben kasa değiştirmeyeyim. Sonra bir türlü ödeyemiyorum. Peki, geçin buyurun. Versin. Biter şimdi burası zaten. Tufan. Şuradan 150 çek ayrı ayrı ödeyeceğim. Sen ama var ya darp istiyorsun ha. Ay sonunu getirmek istiyorum. Her kartın kesin tarihi ayrı ayrı. Ne diyorduk Tufan? Buradan da 20 çek. Asıl şimdi kartlar yeniden dağıtılıyor. Vallahi böyle bir şey yok. Pardon beyefendi, siz iki üründü değil mi? Hah, aşkım gel. Efendim pardon. Tam da sıra bize gelmişti, gel. Geldim aşkım. Ya neden ben? Neden ben? Neden bütün kainat benim üzerime oynuyor ya? Aşkım. Aşkım ben indim eve geliyorum. İndin eve mi gidiyorsun? Aşkım eve gitme. Ben evde falan değilim. Ben hala marketteyim. Sen benim yanıma gelir misin? Tamam aşkım ama yönetici aradı. Apartmanda bir koku varmış. Galiba fosseptik patlamış. Dairelere bakıyorlarmış tek tek. Yok artık aşkım. Sen boş ver. Sen boş ver. Benim yanıma lütfen gelir misin? Ben hala marketteyim. Lütfen yanıma gel. Bir iş bu kadar büyümemeli. Büyümemeli. Bakar mısınız? Melek görünümlü şeytan beyefendi. Sizin bu işleminiz ne sürer, kadar daha sürer? Sürer ya, bitmez bu iş yani. Tüketici heyetinde bir bilirkişi çağırdık, o gelecek işte, bakacağız. Sizde şirketin avukatı falan varsa çağırın gelsin, çarpışsınlar ya. Şirketin avukatını aradık, bir saate gelecek. Zaten benim mesaim de belli ki sizde bitecek. Neyse, ben çay içmeye gidiyorum. Siz de ister misiniz? Açık bir çay alırım, açık sağ alırım onu. Ne oldu koyu olursa? Onu da mı iade edeceksin? Bak hareketlere bak ya. Leman gel bakalım sen benimle gel. Bayağı. Siz geçin. Önden geç. Hayır siz geçin. Hadi ben önden gidiyorum. Nefret bayağı aşka dönüştü ya. 22 lira buradan çek. Bu ürünün barkodu yok affedersiniz. Tufa Bey, kırmızı mercimeği barkodu kaç? 83.783, 123.589. 83. Devamı neydi? İlk iki basamakta düştü zaten. Pardon da bu
gül. İçteki ilk gül. Biraz anlayış lütfen. 44 lira da şuradan aldım abi. 83.783, 23.589. 783 devamı neydi? 123.589 hanımefendi. 83.783, 123.589. Anladınız mı? Gelip ben mi yazayım o barkodu ha? Buradaki herkes kırmızı mercimeğin barkodunu öğrendi hanımefendi. Bir tek bana mı garip geliyor bu? Ha? Bu markette olan şeyler normal değil. Bir tek bana mı garip geliyor? Allah aşkına şu kasalardan birini artık açın. Benim karım geliyor. Bu pompayı kullanmam lazım. Vallahi çıldıracağım artık. Yeter buraya kadar ya. Yeter çıldıracağım. Delireceğim artık. Ne oluyor ya? Ha? Ah, aşkım. Ah. Ne oldu ya? Hala işin bitmedi mi? Hayatım. Ha? Şimdi bitiyor. Ne oluyor dışarıda? Ay nasıl biliyor musun? Bizim apartmanın gideri iyice tıkanmış. O tuvalet berbat haldeymiş apartmanı. İtfaiyeyi çağırmışlar. Belediye ekipleri de gelmiş. 10 dakika içinde kapısını açmayan dairelerin kapılarını kırıp içeri gireceklermiş. Yok ama ya. Ya sen ne diyorsun? Apartman yöneticisi telefonda nasıl ağlıyordu biliyor musun? Adam diyor ki böyle bir koku olamaz. Kesin dairelerden birinde biri öldü. Cesedi de gideri tıkadı diyorlar. Bu abartı ama bu. Ne ceseti? Çok teşekkür ederiz hanımefendi. Çok sağ olun. Siz böyle kaba insanlara da kulak asmayın, tamam mı? Çok çoğaldı bunlar son günlerde. Çok teşekkürler. Çok sağlıksınız. Buyurun. Sıra sizde. Hele şükür. Hele şükür. Aşkım şimdi çözeceğiz hemen. Tamam. Sen merak etme. Alayım ürünlerinizi. Ürünlerimiz. Ay. Bebeğim. Bana bakar mısın? Gözlerine bak. Ne yapıyorsun? Ne olur gözlerime bak. Senin gözlerine baktıkça sana daha da aşık oluyorum biliyor musun? Gözlerinin derinlikleri beni benden alıyor. Ya! Ama şimdi bu kadar tatlı olmanın sırası mı? Sırası. Tufan Bey bu pompalı barkodlu su kaçtı. 20 lira da buradan aldım abi. Bisiklet pompası mı? Hayır tuvalet pompası. Bana bak, bana bak. Büyük boy, en büyük boy tuvalet pompası. Hani bu bütün tıkanıklıkları açar. Pompa mı? Ne pompa? Mesut. Yoksa gideri sen mi tıkadın? Hayır hayatım. Hiç alakası yok ben. Bu pompa, küvet pompası küvet için aldım. Apartman grubuna mesaj geldi. Bomba imha uzmanı çağırmışlar. Biyolojik bomba patladı. 4 numarada diyorlar. Ya ben şimdi yeni komşularımıza bomba değil de patlayan benim kocamı ısınayacağım ya. Rezil oldum. Hayatım bir dakika. Rezil oldum. Açıklayabilirim. Ay ben böyle işin... Akın. Sonra tıkıyorsun. Dünyayı anlamak belki zor bir mesele. Ama hayat geçiyor şöyle böyle. Her şeyden uzaklaşıp gülmekse mesele. Katılarımıza ve de sen de söyle.